Eski HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bulunduğu Edirne cezaevini arayıp kendisini Başak Demirtaş olarak tanıtarak trafik kazası geçirdiklerini ve büyük kızının ağır yaralandığını söyleyen ŞB özür diledi. Bir dilekçe olarak kaleme aldığı özür talebini yargılandığı davaya sunan ŞB manevi tazminat davasının geri çekilmesini talep etti. Sayın Selahattin Demirtaş, Sayın Başak Demirtaş ve kıymetli ailesinden en içten hislerimle özür ve af diliyor. Verilmiş olan manevi kaybın acısını yüreğimin en mutena köşesinde paylaşıyor. Hakkımda açılmış olan manevi tazminat davasının geri çekilmesini talep ediyor ve en derin saygılarımı arz ediyorum. Demirtaş ailesi kendini Başak Demirtaş olarak tanıtan kadının özür dilemesi ve bu özrü yargılandığı davaya beyan etmesi üzerine davadan feragat etti. 1 Ekim 2022 tarihinde kendisini sosyal medyada siyasetçi olarak tanıtan Ş.B. isimli bir kadın, Edirne F tipi cezaevini arayarak ağlamaklı ve telaşlı bir sesle kendini Başak Demirtaş olarak tanıtmış, Diyarbakır'da kızıyla beraber kaza geçirdiklerini söylemişti. Telefonla Başak Demirtaş'a ulaşamayan Selahattin Demirtaş, annesini araması üzerine aile içinde büyük bir panik yaşanmıştı. Daha sonra cezaevini arayan kişinin kendisini çevresine siyasetçi ve AKP'li olarak tanıtan Ş.B. isimli bir kadın olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Demirtaş ailesi kadına manevi tazminat davası açtı.